Sevgili kitap severler, dinlediğiniz kitaplara birkaç kelime de olsa yorum yapmak, abone olmak ve beğen tuşuna basmak kanalımızın başarılı sonuçlar almasında çok önemlidir. Destekleriniz için teşekkür eder, keyifli dinlemeler dileriz. Lemuryalılar. Akaşa kayıtlarından insanlığın gelişiminde çok uzak tarih öncesi bir döneme değinen bir kısım bu bölümde açıklanacaktır. Biz burada insanlığın üçüncü kök soyu ile ilgileniyoruz ki teozofi kitaplarında bunun Lemurya kıtasında yaşadığı söylenir. Bu kitaplara göre bu kıta Asya'nın güneyinde yer alıyordu ve yaklaşık olarak Seylan'dan Madagaskar'a kadar uzanıyordu. Günümüzün Güney Asya'sı ve Afrika'nın bazı kısımları da buna aitti. Akaşa kayıtlarının şifresinin çözümlenmesinde mümkün olan bütün özen gösterilirken bu metinlere yönelik olarak hiçbir dogma iddiasında bulunulamayacağını vurgulamalıyız. Eğer ilk başta günümüzden öylesine uzak olayların ve bilgilerin okunması kolay gelmezse, görülüp günümüzün diline aktarılan bir bilginin çevirisi neredeyse aşılamaz engeller ortaya koyar. Tarihler daha sonra verilecektir. Tüm Lemurya dönemi ve aynı zamanda günümüze dek bizim 5. köksoy dönemini tartışıldığında bunlar daha iyi anlaşılacaktır. Burada bahsedilen şeyler bunları ilk kez okuyan biri için şaşırtıcıdır. Şaşırtıcı sözcüğü istenilen anlamını tam olarak vermese bile. Dolayısıyla bunlar ancak çok dikkatli bir incelemeden sonra başkasına aktarılmalıdır. Dördüncü olan Atlantis kök soyundan önce Lemuryalılar denilen kök soyu yaşamıştı. Bunun gelişimi sırasında dünya ve insanlar açısından son derece büyük önem taşıyan olaylar meydana geldi. Burada önce bu kök soyun yapısına dair bilgi verilecek sonra bu olaylar tartışılacaktır. Bu soy arasında hafıza henüz gelişmemişti. İnsanlar nesneler ve olaylar hakkında fikir sahibi olabilirken bu fikirler hafızada kalmıyordu. Dolayısıyla bunlar gerçek anlamda henüz bir dile de sahip değillerdi. Daha çok bunların dile getirdikleri kendi duygularını sevinç, neşe, acı vesaire ifade eden doğal seslerdi. Fakat bunlar dışsal nesneleri betimlemiyordu. Fakat fikirleri sonraki insanlara kıyasla oldukça farklı bir kuvvete sahipti. Bu kuvvet aracılığıyla çevrelerine etki ediyorlardı. Diğer insanlar, hayvanlar, bitkiler, hatta cansız nesneler bu etkiyi hissedebilir ve sadece fikirlerden etkilenebilirlerdi. Bu nedenle Lemuryalı diğer insanlarla bir dile gerek duymadan iletişim kurabilirdi. Bu iletişim bir tür düşünme okumaya dayalıydı. Lemuryalı kendi fikrinin kuvvetini doğrudan kendisini çevreleyen nesnelerden alıyordu. Bu kendisine bitkilerin büyüme enerjisinden, hayvanların yaşam gücünden akıyordu. Bu şekilde bitkileri ve hayvanları kendi içsel hareketlerinde ve yaşamlarında anlıyordu. Hatta aynı yolla cansız nesnelerin fiziksel ve kimyasal güçlerini bile anlıyordu. Bir şey inşa ettiğinde önce bir ağaç gövdesinin yük taşıma haddini, bir taşın ağırlığını hesaplamak zorunda değildi ağaç gövdesinin ne kadar taşıyabileceğini, görünürdeki taşın ağırlığı ve bu boyu ile nereye uyacağını, nereye uymayacağını anlayabilirdi. Dolayısıyla Lemuryalı, mühendislik bilgisi olmaksızın bir tür içgüdüsel kesinlik ile hareket eden, kendi hayal gücü yeteneğine dayanarak inşaat yapıyordu. Ayrıca büyük ölçüde kendi bedeni üzerinde egemenliği vardı. Gerekli olduğu takdirde iradesinin ufacık bir çabasıyla kolunun kuvvetini arttırabilirdi. Örneğin sadece iradesini kullanarak büyük yükler kaldırabilirdi. Eğer daha sonra Atlantisli'ye yaşam gücünü denetim altına almasına yardımcı olmuşsa Lemuryalı da iradesine hükmetmesinden yararlanmıştı. Kendisi bu ifade yanlış yorumlanmamalıdır. Düşük düzeydeki beşeri faaliyetlerinin tüm alanlarında doğuştan bir sihirbazdı. Lemuryalıların amacı iradenin hayal gücü diye yeteneğini geliştirmesiydi çocukların eğitimi bütünüyle buna yöneltilmişti. Erkekler en kuvvetli biçimde katı olmayı öğrenirlerdi. Bunlar tehlikelerden geçmeyi, acının üstesinden gelmeyi, cesaret gerektiren eylemleri gerçekleştirmeyi öğrenmeliydiler. İşkencelere dayanamayanlar, tehlikelerden geçemeyenler, insanlığın yararlı üyeleri olarak görülmezlerdi. Bu tür çileler altında yok olmaya terk edilirlerdi. Akaşa kayıtlarının bu çocuklarının eğitimiyle ilgili gösterdikleri, çağdaş insanın en cesur hayallerinde bile canlandırabileceği her şeyin ötesindedir. Sıcağı, hatta kızgın bir ateşe dayanmak, bedeni sivri uçlu nesnelerle deldirmek oldukça yaygın işlemlerdi. Kızların eğitimi de farklıydı. Kız çocuk da aynı şekilde sertliğe alıştırılırken, diğer her şeyden onun kuvveti bir hayal gücünü geliştirmesine yönelikti. Örneğin sırf dehşetli güzelliğini sakince hissetmesi amacıyla fırtınaya bırakılırdı. Sırf önünde gördüğü kuvvet ve gücü takdir etsin diye erkeklerin dövüşlerine korkusuzca tanık olmak zorundaydı. Böylece kız çocuklarının hayal kurma ve fantezi eğilimleri gelişti. Bunlara son derece değer veriliyordu. Hafıza var olmadığı için bu eğilimler yozlaşamazdı. Söz konusu hayali ya da fantezi tasavvuflar sadece buna karşılık gelen dışsal bir neden olduğu müddetçe sürüyordu. Dolayısıyla dışsal nesnelere dayalı gerçek bir temele sahiplerdi. Kendilerini dipsiz derinliklerde kaybetmiyorlardı. Bu diğer bir deyişle doğanın dişil ruha aktarmış olan kendi fantezisi ve hayaliydi. Lemuryalılar son dönemleri hariç bizim bildiğimiz anlamda evlere sahip değillerdi. Doğanın kendilerine bu olanağı tanıdığı yerlerde yaşıyorlardı. Kullandıkları mağaralar sadece gerekli olduğu ölçüde değiştirilir veya büyütülürdü. Daha sonra bu tür mağaraları kendileri yapmışlardı ve o dönemde bu tür inşaatlar için büyük ustalık geliştirmişlerdi. Buna karşın daha fazla sanatsal inşaatları gerçekleştiremedikleri de düşünülmemelidir. Fakat bunlardan ev olarak yararlanılmıyordu. En erken dönemlerde bunlar doğadaki unsurlara İnsan yapımı bir biçim kazandırma arzusundan doğmuştu. Tepeler şekli insana neşe ve sevinç katacak bir biçimde yeniden tasarlanmıştı. Aynı amaç için ya da belirli faaliyetlerde kullanılmak üzere taşlar bir araya toplanmıştı. Çocukların sertliğe alıştırıldıkları yerler bu tür duvarlarla çevriliydi. Bu dönemin sonuna doğru ilahi bilgelik ve ilahi sanatın yeşermesi için hizmet gören yapılar giderek dominant ve bezemeli bir nitelik kazandı. Bu kurumlar daha sonraki tapınıklardan her yönüyle farklıydı. Çünkü bunlar aynı anda eğitimsel ve bilimsel işlev gören kurumlardı da. Buna uygun bulunan kişi burada evrensel yasalar bilimine ve bunların kullanımına insiye edilirdi. Lemuryalı eğer doğuştan bir sihirbazsa bu yeteneği burada geliştirecek sanata ve içgüdüye dönüştürüyordu. Burada sadece her türlü disiplin aracılığıyla büyük ölçüde kendilerine Aşma yeteneğini elde edenler kabul edilebilirdi. Tüm diğerleri için bu kurumlarda olup bitenler en büyük sırdı. Burada insan doğanın güçlerini bunları doğrudan tefekkür etme yoluyla bilmeyi ve denetlemeyi öğreniyordu. Fakat öğrenme öyle bir yolla yapılıyordu ki doğanın güçleri insanda irade güçlerine dönüşüyordu. İnsanın kendisi böylece doğanın gerçekleştirdiği bir fiil yapabiliyordu. İleride insanlığın düşünme hesaplama yoluyla gerçekleştirecekleri o dönemde içgüdüsel bir faaliyet niteliğine sahipti. Fakat burada içgüdü sözcüğü hayvanlar aleminde uygulanmaya alışıldığı biçimde kullanılmamalıdır. Çünkü Lemurya insanlığının faaliyetleri hayvanlar aleminin içgüdü sayesinde üretebileceği her şeyden çok daha üstündü. Hatta bunlar insanlığın şimdiye dek hafıza, akıl ve hayal gücü sayesinde sanat ve bilimlerde elde ettiğinden çok daha üstündü. Eğer bu kurumlar için bunların anlaşılmasını kolaylaştıracak bir ifade kullanılacaksa, bunlar irade gücü ve hayal gücünün duru görü kuvveti okulları olarak adlandırılabilir. Bunlardan her yönüyle diğerlerinin yöneticileri olan insanlar ortaya çıktı. Bugün tüm bu koşullar hakkında sözcüklerle hakiki bir fikir iletmek zor görünüyor. Çünkü dünyadaki her şey o dönemden bu yana değişikliğe uğradı. Doğanın kendisi ve tüm insan yaşamı farklıydı. Dolayısıyla insan emeği ve insanın insanla olan ilişkisi bugün alışılmış olandan çok daha farklıydı. Hava son Atlantis zamanlarında olduğundan bile daha kalındı. Su ise çok daha inceydi. Bugün yeryüzünün kadı yer kabuğunu oluşturan madde henüz o kadar sert değildi. Bitkiler ve hayvanlar alemi sadece iki yaşayışlar, kuşlar ve alt memeliler ve bizim palmiyeler ile aynı tür ağaçlara benzeyen bitki örtüsü düzeyinde gelişmişti. Buna karşın bütün formlar bugün olduğundan çok daha farklıydı. Şimdi sadece hepsi ufak formlarda var olanlar o dönemde de dev boyutlarda gelişmişti. O zamanlar bizim ufak eğrelti otları ağaçlardı ve böylelikle büyük ormanları oluşturuyordu. Günümüzün yüksek memelileri mevcut değildi. Öte yandan insanlığın büyük bir bölümü öyle düşük bir gelişim aşamasındaydı ki bunu ancak hayvani bir düzey olarak tanımlayabiliriz. Buradaki betimlediklerimiz sadece insanlığın küçük bir kesimi için doğruydu. Geri kalanının yaşamı hayvanlar sınıfına dahil edilebilirdi. Dış görünüş ve yaşam tarzları açısından bu hayvan insanlar söz konusu küçük gruptan oldukça farklıydı. Bunlar özellikle kendilerine bazı yönlerden form bakımından benzeyen alt memelilere benziyorlardı. Yukarıda sözü edilen tapınak yerleri hakkında biraz daha ayrıntıya girmeliyiz. Burada işlenerek geliştirilen, beslenen gerçekte de din değildi. Bu ilahi bilgelik ve sanattı. İnsan orada kendisine verilen, spiritüel evrensel güçlerden doğrudan bir armağan oluşturduğunu hissetmişti. Bu ödülü aldığında ise kendisini bu evrensel güçlerin bir hizmetkarı olarak gördü. Kendisini spiritüel olmayan her şeyden arınmış hissederdi. İnsanlığın bu gelişim aşamasında dinden söz etmek istersek bunu iradenin dini olarak adlandırabiliriz. Dinsel ortam ve ithaf insanın kendisine bahşedilen güçleri ciddi ilahi bir giz olarak koruması ve kendi gücünün kutsadığı bir yaşam sürdürmesi olgusuyla bağlantılıydı. Bu tür güçlere sahip kişiler diğerleri tarafından büyük bir huşu ve saygıyla karşılanıyordu. Bu huşu ve saygı yasalar ya da benzer unsurlarla değil de bu kişilerin uyguladığı doğrudan güç sayesinde sağlanıyordu. İnsiye olmayan kuşkusuz insiye olanın majik etkisi altında kalıyordu. Aynı zamanda insiye olanların kendileri kutsalmış şahsiyetler olarak görmeleri de doğaldı. Çünkü kendi tapınaklarında doğanın aktif güçlerinin doğrudan tefekkürüne katılıyorlardı. Doğanın yaratıcı atölyesini inceliyorlardı. Bizzat dünyayı inşa eden varlıklarla bir paylaşım deneyimliyorlardı. Bu iletişim tanrılarla bir irtibat olarak adlandırılabilir. Sonraları inisiyasyon ya da mister olarak gelişen şey insanların tanrılarla başlangıçtaki bu iletişim biçiminden ortaya çıktı. Bundan sonraki dönemlerde bu iletişim farklılaşacaktı. Çünkü insanın hayal gücü, insan ruhu başka biçimlere bürünmüştü. Lemurya'nın gelişim sürecinde kadınların yukarıda betimlenen tarzda yaşamları olgusundan doğal özellikle önemli bir şey meydana geldi. Kadınlar bu eğitim sayesinde belirli beşeri güçlerini geliştirdiler. Hayal gücü yetenekleri ki doğa ile uyum içindeydi, daha yüksek bir fikir yaşamının gelişimine temel oluşturdu. Doğa güçleri kendi içlerine aldılar ve bu güçler daha sonra ruhu etkiledi. Böylece hafızanın tohumları oluştu. Hafıza ile birlikte ilk ve en basit ahlaki telakkileri meydana getirme yeteneği de doğdu. Kadınların yaşam tarzının ilk kez iyi ve kötü düşünceleri ortaya çıktı. Burada kişi hayal gücünün üzerinde özel bir etki yaratan bazı şeyleri severken diğerinden tiksinmeye başladı. Eril unsurun uyguladığı denetim daha çok irade gücünün dışsal eğilimine, doğa güçlerinin manipülasyonuna yönelirken, bunun yanı sıra dişil unsurda ruhun aracılığıyla insanın içsel, kişisel güçleri aracılığıyla bir eylem gelişti. İnsanlığın gelişimi doğru bir biçimde ancak hayal gücü yaşamında ilk ilerlemenin kadınlar tarafından gerçekleştirildiği göz önüne alındığında anlaşılabilir. Hayal gücü yaşamı ile yasal yaş hayatın bir tür ahlaki kurallarının tohumlarını oluşturan hafızanın, adetlerin oluşumu ile bağlantılı gelişme dişil tarafından sağlandı. Eğer erkek doğa güçlerini görmüş ve uygulamış tarafsa, kadın da bunların ilk yorumcusu oldu. Burada gelişen yapı, düşünce aracılığıyla özel bir yeni yaşam tarzıydı. Bu tarz, erkeğinkine kıyasla çok daha kişisel bir şeye sahipti. Kadınların bu tarzının Aynı zamanda bir sürü duru görünürlük olduğu düşünülebilir. Fakat bu erkeklerin majik iradesinden farklıydı. Kadın kendi ruhundaki farklı türden manevi güçlere ulaşabiliyordu. Bu güçler daha çok ruhun duygu unsuruna hitap ediyor, erkeğin tabi olduğu maneviyata daha az yöneliyordu. Böylece erkeklerden daha çok doğal, ilahi etki yayılırken kadınlardan daha çok ruhsal, ilahi olan bir tesir yayılıyordu. Lemuria dönemi sırasında kadının kat ettiği gelişme, dünyada bir sonraki Atlantis kök soyunun ortaya çıkmasından kendisinin önemli bir rol üstlenmesine yol açtı. Bu ortaya çıkış, soyların oluşum yasalarını bilen ve insan doğasının mevcut güçlerini yeni bir soyun ortaya çıkmasını mümkün kılacak yollara yönlendirmeye yetkin olan gelişmiş varlıkların etkisi altında gerçekleşti. Bu varlıklar daha ileride özellikle belirtilecektir. Şimdilik bunların insanüstü bilgelik ve güce sahip olduklarını söylemek yeterli olacaktır. Şimdi bunlar Lemurya insanlığından ufak bir grubu tecrit etmişler ve bunları gelecek Atlantis soyunun ataları olarak belirlemişlerdi. Bunu gerçekleştirdikleri yer tropikal bölgelerde bulunuyordu. Yönetimleri altında bu gruptan insanlar doğal güçlerin denetimi konusunda eğitilmişlerdi. Bunlar son derece güçlüydüler ve dünyadan çeşitli hazinelerin nasıl elde edileceğini biliyorlardı. Tarlaları ekebiliyor ve bunların meyvelerini yaşamlarını sürdürmek için kullanabiliyorlardı. Tabi oldukları disiplin sayesinde iradesi kuvvetli kişilikler oluşturmuşlardı. Kendi ruhları ve yürekleri ise sadece ufak çapta gelişmişti. Öte yandan ruh ve yürek de kadınlar arasında gelişmişti. Hafıza ve fantezi ve bunlarla bağlantılı her şey de kadınların arasında bulunuyordu. Yukarıdaki sözü edilen liderler grubun kendisini küçük gruplara bölmesini sağladı. Kadınları da bu grupları düzenlemek ve tesis etmekle görevlendirdiler. Hafızası sayesinde kadın, geçmişin deneyim ve maceralarını gelecek için yararlı kılma becerisini elde etmişti. Dün yararı kanıtlanmış olan şeyi bugün kullanıyor ve bugün aynı şekilde gelecekte de yararlı olacağını anlıyordu. Dolayısıyla topluluk, yaşamına ilişkin kurumlar kendisinden yayılıyordu kadınların etkisi altında iyi ve kötü telakkileri gelişti. Düşünceli yaşamı sayesinde kadın doğaya ilişkin bir anlayış kazanmıştı. Doğayı gözlemlemek sayesinde kendisinde gelişen fikirler doğrultusunda erkeklerin hareketlerini yönlendirdi. Liderler kadının ruhu yani iradeli doğası aracılığıyla erkeğin enerjik gücünün soyluluk ve incelik kazanması doğrultusunda bir düzen getirmiştir. Kuşkusuz tüm bunlar çocukça başlangıçlar olarak temsil edilmelidir. Dilimizdeki sözcüklerin hepsi de kolaylıkla günümüz yaşamından alınan fikirleri çağrıştırır. Liderler, kadınların uyanan ruh yaşamı aracılığıyla önce erkeklerin ruh yaşamını geliştirdiler. Betimlediğimiz kolonide kadınların etkisi bu yüzden çok fazlaydı. İnsan doğadaki be belirtileri yorumlamak isterse tavsiye almak için kadınlara başvurmalıydı. Buna karşın hala ruh yaşamlarının tarzına bütünüyle insan ruhunun gizli güçleri hükmediyordu. Bu kadınlar arasında uyur gezer türü bir tefekkürden söz edildiğinde konuya tam olarak değil de oldukça yakın bir betimleme getirilmiş olur. Bazı haberci rüyalarda doğanın gizleri kendilerine açıklanmış ve kendi eylemlerine yönelik dürtüler artmıştı. Kendileri için her şey canlandırılmıştı ve ruh güçlerinde ve tezahürlerinde gösterilmişti. Bunlar kendilerini ruh güçlerinin gizemli dalgalanmalarına bıraktı. Bunları kendi eylemlerine teşvik eden ya içsel seslerdi ya da bitki, hayvan, taş, rüzgar ve bulutların, ağaçların fısıltısının vesaire kendilerine söyledikleriydi. Bu ruh halinden beşeri din olarak adlandırılabilecek şey ortaya çıktı. Doğada ve insan yaşamında manevi olana giderek saygı gösterilmeye ve tapılmaya başlandı bazı kadınlar dünyanın barındırdığını yorumlayabildikleri için özel bir önem kazandılar. Böylece bu tür kadınlar arasında kendi içlerinde yaşayanın kendini bir tür doğal dile aktarabildiği görülür. Çünkü dilin başlangıcı şarkıya benzer bir şeylerde yatar. Düşüncenin enerjisi duyulabilir sese aktarılmıştı. Doğanın içsel ritmi bilgi kadınların dudaklarında ses bulmuştu. İnsanlar bu tür kadınların çevresinde toplanıyor ve bunların şarkıya benzer cümlelerinde yüce güçlerin çığlıklarını duyuyorlardı. İnsanın tanrılara tapması işte bu tür şeylerle başladı. O dönemde konuşulan şeylerde anlam bulunması söz konusu olamazdı. Sadece ses, ton ve ritim algılanıyordu. Kişi bunlarla birlikte hiçbir şeyi gözünde canlandırmıyor fakat işittiklerinin gücünü ruhunda özümsüyordu. Bütün bu süreç yüce liderlerin yönetimi altındaydı. Bunlar bilge, rahibelere artık yönetimi daha ayrıntılı olarak tartışabileceğimiz tonlarda ve ritimlerde esim vermişlerdi. Dolayısıyla bu rahibeler erkeklerin ruhlarını soyun kılan bir etkiye sahip olabiliyorlardı. Bu yolla ruhun gerçek yaşamının ilk kez uyandığı söylenebilir. Akaşa kayıtlarında güzel sahneler gösterilir. Bunlardan birini sizin için betimleyeceğiz. Bir ormanda büyük bir ağacın yakınındayız. Güneş doğudan henüz yükselmemiştir. Çevresinden diğer ağaçların kaldırılıp palmiye benzeri ağaç büyük gölgeler oluşturulur. Rahibe esrik yüzü doğuya dönük, nadir bulunan doğal nesneler ile bitkilerden yapılmış bir tahta oturur. Yavaşça, ritmik aralıklarla sürekli tekrarlanan birkaç tuhaf ses dudaklarından dökülür. Belirli sayıda erkek ve kadın onun çevresinde daireler halinde otururlar. Yüzleri hayaller içinde kaybolmuş bir halde duyduklarından içsel yaşama özümserler. Başka sahneler de görülebilir. Bazen biçimde düzenlenen bir yerde bir rahibe benzer tarzda şarkı söyler. Fakat bunların içinde kendi tonları daha büyük, daha güçlü bir şeyler içerir. Onun çevresindekiler ritmik danslarla hareket ederler. Çünkü bu ruhun insana girdiği bir diğer yoldur. Keşin'in doğadan duyduğu gizemli ritimler kolların ve bacakların hareketiyle taklit ediliyordu. Böylece insan doğayla ve kendisiyle etkin hale geçen güçlerle kendini bir hissediyordu. Dünyada insanların gelecekteki soyuna ait bu neslinin geliştirdiği yer özellikle de bu amaca uygundu. Bu, o dönemde hala çalkantılı olan yeryüzünün oldukça sakinleştiği bir yerdi. Çünkü Lemurya çalkantılıydı. Sonuçta o dönemde yeryüzü henüz daha sonraki yoğunluğuna kavuşmamıştı. İnce yer kabuğu, ufak ya da geniş püskürmelere neden olan volkanik güçler yüzünden her yerde çökmüştü. Büyük volkanlar hemen hemen her yerde mevcuttu ve sürekli yıkıcı bir faaliyet gösteriyorlardı. İnsanlar yaptıkları her şeyde bu ateş püsküren etkinliği hesaba katmaya başlamışlardı. Aynı zamanda bu ateşi kendi işlerinde ve tertibatlarında da kullanıyorlardı. Yaptıkları işler çoğunlukla tıpkı yapay ateşin günümüzde insan emeği için bir temel oluşturması gibi doğadaki ateş kendilerine temel oluşturacak tarzdaydı. Lemurya topraklarının yıkılması volkanik patlamalar sonucunda meydana geldi. Atlantislilerin ana soyunun gelişeceği Lemurya bölgesi sıcak bir iklime sahipken burada volkanik etkinlik yoktu. İnsan doğası dünyanın diğer bölgelerine kıyasla burada daha sakin ve huzurlu bir biçimde gelişebilirdi. Önceki zamanların yaygın olan göçebe yaşamı terk edilmiş ve sabit yerleşim birimleri giderek çoğalmıştı. O dönemde insan bedeninin hala son derece büken ve esnek niteliklere sahip olduğunu gözümüzde canlandırmalıyız. Bu beden hala içsel yaşamı her değişinde formunu da değiştiriyordu. Fazla uzak olmayan bir geçmişe kadar insanlar hala dışsal formları açısından oldukça çeşitlilik gösteriyorlardı. O zamanlarda bölge ve iklimin dış etkileri insan formları açısından hala önemli bir etken oluşturuyordu. Sadece betimlenen koloni de insanın bedeni giderek kendi içindeki ruhsal yaşamın bir ifadesi haline geldi. Ayrıca bu koloni dışsal açıdan daha soylu bir biçimde insan soyunu meydana getirecek denli ilerlemişti. Bunların yaptıkları şeyler aracılığıyla liderler gerçekten de ilk hakiki insan formunu yaratmışlardı. Bu oldukça yavaş ve kademeli olarak meydana geldi. Bu öyle bir biçimde meydana geldi ki ilk önce insanın ruhsal yaşamı gelişti ve hala yumuşak ve bükülebilir halde olan beden kendini buna uydurdu. Gelişme sürdükçe insanın kendi fiziksel bedeni üstündeki biçimlendirme etkisinin giderek azalması insanın gelişimine ilişkin bir yasadır bu fiziksel insan bedeni aslında ancak akıl yetisinin gelişimiyle ve bu gelişim ile bağlantılı olarak kaya, mineral ve metal oluşumlarının katılaşmasıyla birlikte oldukça değişmeyen bir form kazanmıştır. Çünkü Lemurya hatta Atlantis döneminde taşlar ve metaller sonraki dönemlere kıyasla çok daha yumuşaktı. Bu son Lemuryalılar ve Atlantislilerin soyundan gelen ve tıpkı daha sonra oluşan insan soyları gibi günümüzde sabit formlar sergileyen insanların mevcut olması olgusu ile çelişmez. Geride kalanlar kendilerini yeryüzünün değişen çevre koşullarına uydurmalıydılar ve böylece daha katı bir halde büründüler. İşte bunların dejenerasyonunun nedeni de budur. Bunlar kendilerini içten başlayarak dönüştürmediler. Bunun yerine bunların daha az gelişmiş içselliği dışarıdan katılığa zorlanmıştı ve dolayısıyla durağanlığa mecbur oldular. Bu durağanlık gerçekten de bir gerilemedir. Çünkü içsel yaşam da katı dissal beden yapısının içinde gayesine erişemediği için yozlaşmıştı. Hayvansal yaşam daha da büyük değişimlere maruz kaldı. İnsanın gelişmesi sırasında mevcut olan hayvan türleri ve bunların kökeni ve insanın var olmasından sonra yeni hayvan formlarının gelişmesinden daha ileri de söz edeceğiz. Burada sadece mevcut hayvan türlerinin sürekli kendilerine dönüştürdüğünü ve yenilerinin geliştiğini söyleyeceğiz. Bu kuşkusuz aşamalı bir dönüşümdü. Bu dönüşümün nedenleri kısmen yaşam ortamı ve yaşam tarzı değişikliğinde yatar. Hayvanlar yeni koşullara olağanüstü hızla uyum sağlama yeteneğine sahiptirler. Bükülebilir beden kendi organlarını görece hızla değiştiriyordu. Dolayısıyla az çok kısa bir dönemden sonra belirli bir hayvan türünün soyundan gelenler atal atalarına sadece hafif bir biçimde benziyordu. Aynı konu hatta daha büyük ölçülerde bitkiler için de geçerliydi. İnsanların ve hayvanların dönüşümü üzerindeki en büyük etki yine insanın kendisini tarafından uygulanıyordu. Bu ister kendisi içgüdüsel olarak organizmaları belirli formlar kazandırdıkları bir çevreye getirmiş olsun, ister bunu alanındaki denemeler sayesinde gerçekleştirmiş olsun, böyleydi. İnsanın doğa üzerindeki dönüştürücü gücü o zamanlar günümüz koşullarıyla kıyaslandığında ölçülemez biçimde büyüktü. Bu durum özellikle betimlediğimiz kolonide geçerliydi. Çünkü orada liderler bu dönüşümü insanların bilincine varmadığı bir biçimde yönetiyordu. Bu insanlar koloniyi çeşitli Atlantis soylarını kurmak amacıyla terk ettiklerinde kendileriyle birlikte hayvan ve bitki yetiştirmeye yönelik oldukça gelişmiş bir bilgi de götürmelerine olanak verecek derecede doğruydu. Atlantis'te tarım işleri böylece temelde bu şekilde aktarılan bilginin sonucunda gelmişti. Fakat burada bir kez daha bu bilginin üçgüdüsel bir netelik taşıdığı vurgulanmalıdır. Bu durum temel olarak ilk Atlantis soyları arasında görülüyordu. Dişi ruhun yukarıda betimlenen etkinliği özellikle son Lemuria döneminde kuvvetli bir hale gelmiş ve Atlantis zamanlarına dek sürmüştü. Bu dönemde dördüncü alt soy kendini hazırlıyordu fakat bunun insanlığın tümü için geçerli olduğu düşünülmemelidir. Buna karşın bu dünya nüfusunun daha sonraları gerçek anlamda gelişmiş soyların ortaya çıktığı kesimi için doğruydu. Bu tesir en güçlü etkisini insanın bilincinde olmadığı her şeyin üzerinde gösterdi sürekli olan belirli hareketlerin gelişimi, duygusal algının rafineleşmesi, güzellik duygusu, bütün insanlarda ortak alan duygu ve hislerin genel yaşamının önemli bir kısmı. Tüm bunlar aslında kadının spiritüel etkisinden yayıldı. Bu gelişimleri şunu ortaya sürecek biçimde yorumladığımız takdirde abartılı bir ifade olmaz. Uygar uluslar bedensel bir form ve ifadeye ve aynı zamanda bedensel, ruhsal yaşama ilişkin belirli esaslara sahiptir ki bu tesirleri onlara nakşedenler kadınlar olmuştur.